D planından herkese selamlar. Bu bölümde Türkiye coğrafyasında yabani olarak yetişen biberiye, kekik, nane ve rezene gibi bitki türlerini ve bu bitki türlerini arazide ayırt edebilmemizi sağlayan fiziksel özelliklerini, beslenme, sağlık ve birçok farklı alanda bu bitkileri nasıl kullanabileceğimizi ve kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Biberiye'nin vatanı Akdeniz bölgesidir. Ülkemizde Batı ve Güney Anadolu kıyı şeridinde 1700 metreye kadar yol kenarı, kayalık, taşlı çakıllı kurak yamaçlarda yetişir. Biberiye ortalama 1 metre yükselebilen, sık dallı, kışın yaprağını dökmeyen bir bitki türüdür. Biberiye'nin gövdesi önceleri karemsi kesitli ve yeşilken ikinci yılında odunsulaşır. Yapraklar göknar iğnesine benzer, karşılıklı dizili, dar şeritsi veya mızraksıdır. Yapraklar içe doğru kırılır ve uçları küttür. Yaprağın üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü ise gri renktedir. Çiçekleri dalların ucunda ve yaprak koltuklarında küçük topluluklar halinde salkım şeklinde açar. Biberiye yıl boyunca çiçek açabilir. Çiçekleri mavimsi, beyaz, mor ve eflatun renklerde olur. Tohumları küçük, fındıksı, yağlı ve sarı tonlarda olur. Biberiye'nin tıbbi ve besin açısından yaprakları kullanılır. Yapraklar 2 yaşında olan bitkilerden Nisan-Haziran aylarında veya tohumların olgunlaşma devresinde toplanır. Gölgede veya düşük ısıda kurutulur. Nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında, astımda nöbetlerin sıklığının ve şiddetinin azaltılması amacıyla düzenli olarak hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, bağırsak paraziti, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak, uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için, kansızlık tedavisinde ve önleme amacıyla düzenli olarak, her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak, anti-enflamatuar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak diş çürüğü, diş ağrısı, diş eti iltihabı, ağız içi yaralar, boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi şikayetlerde ağrıyı dindirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak çayı ile gargara yapılır. Ya da biberiye yağı ağızda bir süre çevrilir. Yara, akne, sivilce, çıban, isilik, kurdeşen, egzama gibi deri iltihapları, yanık, mantar, böcek, ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetleri ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Bitki tonik etkisi sayesinde vücuda dinçlik ve enerji verir. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Düzenli bir şekilde kullanılarak hastalıklarda iyileşme sürecini destekler. Yoğun efor ya da ağır bir hastalıktan çıktıktan sonra vücutta oluşan kırıklık ve halsizliği ortadan kaldırır ve kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır. Dahilen kullanmak üzere çayını hazırlamak için 2 çay kaşığı ince kıyılmış biberiye 1 bardak kaynar suyla haşlanır ve 10 dakika demlendikten sonra süzülerek içilir. Günlük olarak yemeklerden önce 2-3 bardak içilebilir. Haricen kullanmak üzere biberiye yağı kullanılır. Bunun için 1 bardak dolusu biberiye yaprağını 2 bardak bitkisel yağ ile beraber bir tencereye koyun ve ardından kısık ateşte 5 ile 6 saat kadar ısıtın. Yoğun aromatik kokusu gelmeye başladığında hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Biberiye yağı iyi bir dezenfektandır. Yara ve cilt problemlerinde bölgeye sürülerek kullanılır. Biberiye yaprakları ve ince sürgünleri taze olarak salatalara, kurutulup baharat olarak da et yemeklere ve diğer yiyeceklere katılır. Çiçekleri çorba ve yahnilere, diğer sebzelerle birlikte katılabilir. Biberiyenin yüksek miktarda kullanımı mide ve bağırsakta ağrı ve iritasyona neden olabilir. Astımı olan kişiler için alerjik olabilir. Özellikle hamilelik döneminde kullanılmaması gerekir. Biberiye tansiyon yükselmesine neden olabileceğinden yüksek tansiyon sorunu olanlara tavsiye edilmez. Biberiyenin yaprak ve dalları böcek kovucu olarak dolap veya kıyafetlere, yiyeceklerin depolandıkları yerlere böceklenmeyi önlemek için kullanılır.
Ayrıca yapraklar bu amaçla tütsü olarak yakılabilir. Yaprak ve çiçekten yapılan çay şampuan olarak kullanılabilir. Ayrıca biberiye yapraklarından sarı yeşil tonlar elde edilir. Kekiğin birçok farklı türü ülkenin her tarafında, orman içi açıklıklarda, çayırlarda, yol boylarında, dağların kuru ve taşlıklı yamaçlarında ve genellikle kireçli yerlerde yetişir. Güneş ve sıcak istediği için toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık bölgelerde çoğalır. Dünyada 100'ün üzerinde kekik türü bulunur. Türkiye'de ise bu 100 türün 33 tanesi yetişir. Kekik çalı formunda genelde 10 ila 40 cm arası boylanabilen, çok yıllık ve dipten dallanan bir bitki türüdür. Yapraklar karşılıklı dizili, mızrak şeklinde ve kenarları düzdür. Çiçek kurulları yaprakların koltuğunda ya da sürgünler şeklinde olur. Türlerine göre değişmekle birlikte çiçekler tüp ya da çanak şeklinde ve beyaz, pembe, mor tonlarda olur. Kekik türlerine göre fiziksel özellikleri biraz farklılık gösterse de kekiğin karakteristik kokusu tespit edilmesini kolaylaştırır. Hatta arazide ilerlerken gözünüze çarpmasa bile etrafa yaydığı kokudan yakınlarda bulunduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kekiğin çiçekli sapları kullanılır. Kekik, Haziran'dan Ekim'e kadar topraktan 4-5 cm yukarıdan veya sürgünleri kesilerek güneşli ve havadar yerlerde kurutulur. Nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında astımda nöbetlerin sıklığının ve şiddetinin azaltılması amacıyla düzenli olarak hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, ishal, bulantı ve kusma, gastrit ve ülser, bağırsak paraziti, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak yüksek tansiyon şikayetinde tansiyonu düşürmek ve tansiyonun düzenlenmesi amacıyla yüksek şeker rahatsızlığında kan şekerinin düzenleyici etkisinden dolayı düzenli olarak uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için, her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak, antiinflamatuvar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak, diş çürüğü, diş ağrısı, diş eti iltihabı, ağız içi yaralar, boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi şikayetlerde ağrıyı dindirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak çayı ile gargara yapılır. Yara, akne, sivilce, çıban, yanık, böcek, ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetleri ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Bitki tonik etkisi sayesinde vücuda dinçlik ve enerji verir. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Düzenli bir şekilde kullanılarak hastalıklarda iyileşme sürecini destekler. Yoğun efor ya da ağır bir hastalıktan çıktıktan sonra vücutta oluşan kırıklık ve halsizliği ortadan kaldırır ve kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır. Kekik antifungal, antiseptik ve antibakteriyeldir. Bitkiden 2 tatlı kaşığı alınıp bir bardak kaynar suya dökülür, 10 dakika süreli demlendirilerek elde edilen çaydan günde 3 kez birer bardak içilir. Ayrıca kullanılmak üzere bitkinin çayı kompres olarak bölgeye uygulanabilir. Bunun için çay tarifinde yer alan malzeme miktarını 2 katına çıkartarak hazırlanan koyu çayın ağzı kapalı halde soğuması beklenir. Ardından bir gazlı bez ya da tülbent hazırlanan bu solüsyonla ıslatılıp sıkıldıktan sonra bölgeye pansuman olarak uygulanır. Pansuman etkilenen bölge iyileşene kadar gün aşırı olarak değiştirilip uygulanmaya devam edilir. Ağız ve boğaz şikayetlerinde gargara olarak kullanmak için çay tarifinde yer alan malzeme miktarını 2 katına çıkartarak hazırlanan koyu çayın ağzı kapalı halde soğuması beklenir. Ardından bu solüsyonla günde 2-3 kere her yemekten sonra ağız temizlenip 3-4 dakika boyunca gargara yapılır. Yapraklar kuru ve taze halde baharat olarak kullanılabilir. Aşırıya kaçıldığı takdirde sindirim sorunlarına yol açacağı için kekik çayının günde 2 fincandan fazla içilmesi tavsiye edilmez. Kekik çayı vücuda sürülerek böcek kavucu olarak kullanılabilir. Bir mekanda ise böcekleri uzak tutmak için kuru yaprakları kullanılabilir. Ayrıca kekik çayı antibakteriyel özelliğinden dolayı yüzey temizleyici olarak da kullanılabilir.
Nane türleri genelde Anadolu'nun pek çok yöresinde sulak çayırlarda ve akarsu kenarlarında yetişir. Dünyanın tüm ılıman ve astropikal bölgelerine yayıldığı gibi ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesi olmak üzere 7 türü yetişir. Tıbbi ve besin olarak bütün türler aynı şekilde kullanılabilir. Nane çok yıllık 30 ila 90 cm boyunda bir bitki türüdür. Yaprakları yumurta şeklinde, uca doğru sivri, kenarları dişli ve gövde üzerinde karşılıklı dizilmiştir. Çiçekler gövde üzerinde halka şeklinde dizili ya da sürgün ucunda öbek halinde bir arada bulunur. Çiçekler türe göre değişmekle birlikte beyaz, pembe ve mora kaçan tonlarda olur. Yapraklar Temmuz-Ağustos gibi çiçek açmaya başladığında toplanır. Sabah çiğ kalktıktan sonra durgun ve güneşli havada biçilir, ardından yaprakları toplanır. Yaprakların gölgede kurutulması gerekir. Güneşte kurutulduğu takdirde yeşil rengini kaybeder. Nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında astımda nöbetlerin sıklığının ve şiddetinin azaltılması amacıyla düzenli olarak hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, bağırsak paraziti, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak yüksek tansiyon şikayetinde tansiyonu düşürmek ve tansiyonun düzenlenmesi amacıyla uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için, yüksek ateş şikayetinde ise ateşi düşürmek amacıyla, her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak, anti-enflamatuar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak, diş çürüğü, diş ağrısı, diş eti iltihabı, ağız içi yaralar, boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi şikayetlerde ağrıyı dindirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak çayı ile gargara yapılır. Yara, akne, sivilce, çıban, isilik, kurdeşen, egzama gibi deri iltihapları, yanık, mantar, böcek ısırık ve sokmaları gibi cilt sorunlarında iyileşme sürecini hızlandırmak, ağrıyı ve yangıyı hafifletmek amacıyla bitki şikayetleri ortadan kalkana kadar düzenli şekilde dışarıdan uygulanır. Ayrıca kanamalarda da aynı şekilde kanama durana kadar harici olarak bölgeye uygulanır. Hafif seviyedeki iç kanamalarda ise çayı dahilen alınarak kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Dahili olarak kullanmak üzere çayını hazırlamak için 1-2 tatlı kaşığı kurutulmuş nane yaprağı üzerine bir bardak kaynar su dökülür. 10 ila 15 dakika süreyle demlendirilir. Bu çay günde 3 kez içilebilir. Ayrıca nane kaynatılıp buharı koklanırsa solunum yollarını açar ve soğuk algınlığına iyi gelir. Taze yaprakların ezilmesiyle oluşturulan lapa, doğrudan yara üzerine ya da bir bez veya tülbente sürülüp etkilenen bölgeye sarılarak uygulanır. Lapa yara üzerinde 2 ila 4 saat kadar bekledikten sonra ılık suyla yıkanır. Duruma göre günde 2-3 kez ve yara iyileşene kadar her gün bu işleme devam edilir. Ağız ve boğaz şikayetlerinde gargara olarak kullanmak için çay tarifinde yer alan malzeme miktarını 2 katına çıkartarak hazırlanan koyu çayın ağzı kapalı halde soğuması beklenir. Ardından bu solüsyonla günde 2-3 kere her yemekten sonra ağız temizlenip 3-4 dakika boyunca gargara yapılır. Nane kuru veya yaş halde baharat olarak kullanılır. Naneyi salataya, çorbaya, meyve sularına, soslara veya yemeklere ekleyerek tüketebilirsiniz. Nane büyük dozlarda tüketildiğinde toksik olabilir. Fazla yenirse göz kararması ve baş dönmesi yapabilir. Reflü hastalarının nane çayı içmesi mide asidini yemek borusuna geri akışını artırarak durumu kötüleştirebilir. Ayrıca hamilelerin de uzak durması gerekir. Küçük dozlarda bile olsa bebeklere veya küçük çocuklara nane çayı içirilmemesi gerekir. Nane, mide asidini azaltmak için alınan, diyabet tedavisi için kullanılan ilaçlar ve tansiyon ilaçları ile etkileşime girebilir. Nane çayı böcek kovucu olarak vücuda sürülüp ya da kurusunu bulunduğunuz yere serpiştirerek böcekleri uzak tutabilirsiniz. Rezene Kuzey Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinde yamaçlar, çam ormanları, dere kenarları ve tarlalarda kayalık ve kurak yerlerde yetişir.
150 cm'ye kadar yüksek olan sap üst kısmında dallanır. Bitki Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekler sarı tonlarda ve gruplar halinde çiçek sürgünü üzerinde şemsiye biçiminde dizilmiştir. Yapraklar ince, tüysü ve iğne biçimlidir. Rezene'nin tohumları kullanılır. Bitkinin ikinci yılının sonbaharında olgunlaşıp yarılan tohumları toplanıp kabukları temizlenerek gölgede kurutulur. Tohumların dökülmemesi için rezene iyice olgunlaşmadan Ağustos-Eylül aylarında biçilir ve olgunlaşması için biçilen bitki yerinde bırakılır. Daha sonra ise harman edilir. Nezle, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında astımda nöbetlerin sıklığının ve şiddetinin azaltılması amacıyla düzenli olarak hazımsızlık, karın ağrısı, gaz, ishal, kabız, bulantı ve kusma, gastrit ve ülser, bağırsak paraziti, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında böbrek taşı, ödem, idrar yolu, mesane ve böbrek iltihabı gibi boşaltım sistemi rahatsızlıklarında semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenli olarak yüksek tansiyon şikayetinde tansiyonu düşürmek ve tansiyonun düzenlenmesi amacıyla uykusuzluk şikayetinde yatmadan önce sakinleştirici özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırmak için yüksek ateş şikayetinde ise ateşi düşürmek amacıyla kansızlık tedavisinde ve önleme amacıyla düzenli olarak her türlü ağrı şikayetinde ağrı kesici olarak, anti-enflamatuvar etkisiyle kas, kemik, eklem ve romatizma ağrılarında yangıyı azaltarak ağrıyı hafifletmek ve şişlikleri indirmek amacıyla düzenli olarak, kemik kırıklarında kemik oluşumunu destekleyip kemikleri güçlendirmesi sayesinde iyileşme sürecinde düzenli olarak dahilen kullanılır. Rezene ayrıca gözlere oldukça faydalıdır. Görüşü keskinleştirmeye ve gözle ilgili rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olur. Bitki tonik etkisi sayesinde vücuda dinçlik ve enerji verir. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Düzenli bir şekilde kullanılarak hastalıklarda iyileşme sürecini destekler. Yoğun efor ya da ağır bir hastalıktan çıktıktan sonra vücutta oluşan kırıklık ve halsizliği ortadan kaldırır ve kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır. Dahilen kullanmak üzere çayını hazırlamak için hafifçe dövülmüş tohumlardan bir çorba kaşığı yarım litre kaynar suyla haşlanır ve 2 saat bekletilir. Günde 4 defa yemeklerden önce birer çay bardağı alınır. Rezene'nin protein ve yağ bakımından zengin tohumları ve yaprakları Ocak ve Mayıs aylarında toplanır, kurutulup öğütülerek çayı ve baharatı yapılır. Toprak altındaki soğana benzeyen meyvesi taze olarak yenebilir, salatalara eklenebilir ve kök sebzesi olarak pişirilebilir. Tohum balık yemeklerine ve çeşitli soslara katılır. Çiçeklenmeden önce toplanan körpe yaprak ve gövde filizleri et yemeklerine ve karışık ot kavurmalarına girer. Ayrıca yapraklar taze olarak sebze yemeklerinin üzerine doğranır ya da salatalara konabilir. Rezene'nin aşırı tüketimi mide bulantısı ve mide ağrısına yol açabilir. İleri derecedeki yan etkileri ise nefes almada güçlük, cilt sorunları, kalpte çarpıntı, ritim bozukluğu ve akciğer ödemidir. Rezene'yi hamilelerin kullanması tavsiye edilmez. Bunların dışında rezene yetişkinlerin kullanımına uygundur. Ancak çayı ve yemeği çocuklar için pek tavsiye edilmez. Rezene çayı günde bir defa tüketilmeli ve tüketilen oran en fazla bir su bardağı kadar olmalıdır. Rezene'nin tohumları kurutularak haşere kovucu olarak kullanılabilir. Tohumlarından elde edilen yağ diş macunu, sabun ve parfüm yapımında kullanılır. Çiçek ve yaprakları ise karıştırılarak sarı kahverengi tonlarda boya elde edilir. Evet, bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.